aslında yakın bir zamana kadar çok konuyla ilgili insanlar dışında insanların pek bildiği bir kavram değildi deizm. Yani ateizm biliniyordu. Yani sadece belli bir entelektüel şeyde olan insanların bildiği. Deizm vardı da adına biz işte, dinsizlik aynen diyorduk. Şimdi ismi deizm oldu. Millet de daha havalı felsefizmde evet, kendine deist demeye başladı. Peki burada ama şöyle bir şey var. Sen demin bahsettin şimdi. Misyonerlik tamam, bir takım diğer dinlerin misyonerleri olabilir evet, ama mesela ateistlerin de bir takım örgütlülükleri olduğu söyleniyor, dernek vesaire evet, falan. Ama deizm denen olgu sanki böyle çok bireysel bir şeymiş gibi. Onların böyle bir örgütlü, bir hani kampanya yapan ya da bu konuda şey yapan, belki internette evet, tartışma grupları falan vardır ama öyle bir örgütlü bir hareket olduğu, dış kaynak vesaire doğru değil. Hocam insanlar bir fikre kabul edip etmeyecekleri zaman birey olarak ekranın karşısına oturuyorlar. Ve karşı taraf ister örgütlü olsun, örgütlü olmasın, onların argümanlarıyla birey olarak karşılaşıyorlar. Yani ondan da bir karşı taraf, mesela diyelim ki birisi, bir deist. İslam'da olmayan bir şeyleri İslam'dan gibi gösterip reddediyor. Net somut örnek vereyim eleştiri konularında. Mesela diyor ki, Peygamber Hazreti Muhammed 9 yaşında bir kızla cinsel ilişkiye girdi. 6 yaşındayken evlendi. Bana göre bu bir uydurma. Niye uydurma olduğunu da defalarca açıkladım. Ama bu uydurma ne yazık ki İslam içine girmiş. Böyle bir uydurma üzerinden diyelim ki İslam'a saldırıyor. Şimdi ki, ekran başına oturan kişi bunun aslında bir uydurma olduğunu kavrayamıyorsa, kaynaklara baktığında çünkü bu yazıyor. Karşı taraftan bu gelen izah İslam'a bağlılığını sarsıyorsa onu o anda deist yapıyor. Ne yapıyor? İslam'la inancını, irtibatını kesmesiyle vesile oluyor. Ondan karşı tarafın örgütlü bir yapı olması çok söz konusu, çok da önemli değil. Bir de diğer taraftan ondan ben bunları hep paket olarak görüyorum. Yani ateizm, deizm, agnostizm. Onu da seyircimize söyleyeyim. A, olumsuzluk takılır. Teizm Allah'a inanç demek. A, Allah'a inancın olmaması demek. Nostizm, bilmek demek. A yine olumsuzluk takısı. Agnostizm, bilememe durumu demek. Yani Allah'la ilgili konuşulunca Allah var mı yok mu bilemiyorum denir. Onlar da otomatikman yani dinsiz kategorisinde oluyorlar agnostiklerde. Deist ise Allah'ın varlığına itiraz etmeden, daha doğrusu Allah'ın varlığına inancı da beyan ederek dinlere inanmama durumu dedik. Ama bu üçü de bir paket. Niye bir paket? Mesela bir ateist sadece Allah'ın varlığına itirazla yetinmiyor. İslam'a da eleştiriler getiriyor. Öyle kurulan ateist siteler var. Mesela demin dediğimiz itiraz, peygamberin işte 9 yaşında bir kıza gerdeğe girdiği şeklindeki bir iftirayı dillendiren ve bunu gündeme getirip de eleştiri yapanlar birçok zaman ateist siteler oluyor. Ama ateist sitenin Allah'ın varlığına karşı izahını kabul etmeyip de sırf bu izahını kabul eden bir kimse deist oluyor. Yani o yüzden illaki yani deist kişi yapan unsurların arkasında sırf bir deistin olması da şart değil. Bir ateist de pekala bunun arkasında olabilir. Veyahut da diyelim bir Hristiyan misyonerliği var, İslam'a saldırıyor. İslam'a saldırırken diyelim ki nereden saldırıyor? Müslümanlar yakaladıklarını kesiyorlar, biçiyorlar şeklinde bir şey uyduruyor. Oysa bana göre yine Kur'an'daki anlatılan cihat kavramı ancak karşı taraf savaş açıyorsa olabilen bir savaştır. Bir namaz, herkesin namaz kılmama, bu dünyada oruç tutmama, dini ibadetleri yerine getirmeme özgürlüğü vardır. Ahirette hesabı Allah'a verecektir. Kur'an dünyevi hiçbir ceza öngörmemiştir. Mesela Hristiyan misyonerler İslam'ı bir vahşet dini olarak tanıtmaya çalışıyor. Çünkü zaten Allah'a inançta ortak, ahiret inançta ortak. Oradan saldırmayacak. Nereden ama saldıracak? Ama bu arada tabii bir IŞİD gibi, El-Kaide gibi çok somut da yaşananlar var. Tabii zaten gerçek İslam odur diyor onları. Boko Haram gibi gösteriyor. Zaten Boko Haram nedir? Eğitimin yasak olduğu üzerine temellenmiş bir kurum. Bunlar İslam'dır diye saldırıyor. Şimdi Hristiyan misyonerliği fakat diyelim ki takip eden birisi o eleştirilerini. Aa, Hristiyan misyoner bu eleştiriyi getirdi. Ben o zaman Hristiyan olayım demiyor ki. O eleştirisini kabul ediyor. Yani Hristiyan da olmuyor. İslam'a inancını bırakıyor. İşte deist oluyor. Yani deist insanları deist yapan unsurların arkasındaki izahlarda bir ateist, bir Hristiyan misyoner, bir New Age dinci de pekala olabilir. İlla deist olması şart. Peki